Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Dragon's Dogma 2 hakkında düşünce ve yorumlarımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yaklaşık 45 saat oynadım oyunu ve sizlere Dragon's Dogma 2 deneyimimi anlatacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar Dragon's Dogma 2 ilk çıktığında bayağı hype'lı, hype'lıydı ve sonradan bir e, mikro mikro ödeme ve optimizasyon konusunda bayağı bir şey aldı eleştiri vesaire aldı. Şimdi ilk olarak optimizasyona gelelim. Arkadaşlar optimizasyonu ilk zamana göre gayet şu anda düzgün daha da iyiye gidiyor. Optimizasyonu bir şekilde düzeltecekler. Yani düzeltiyorlar da zaten. Bir de ekstradan mikro ödeme. Şimdi mikro ödemenin olayı örnek veriyorum oyunda bir şeye sahip değilseniz hemen e, Steam'den alabiliyorsunuz altından ve hemen sahip olabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Hani çoğu kişi mikro ödemeyi eleştirdi. Arkadaşlar oyunda örnek veriyorum ışınlanma taşı vesaire. Onları çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Yani mikro ödemeyle olan benim şuyum yok gideyim alayım demiyorsunuz. Çünkü oyun size onu zaten veriyor. Sadece biraz zaman vermeniz gerekiyor. Hani ondan dolayı da hani oynayarak o taşları zaten elde edebiliyorsunuz ve asla oynarken asla aklınızdan olan mikro de şu var mıydı bunu gidip alayım düşüncesi gelmiyor. Çünkü oyun zaten size onu veriyor. Verdiği için o kadar e, yani tabi tercih meselesi, düşünce meselesi, yorum meselesi ona bir şey diyemem de. Hani mikro ödemesi zaten Resident Evil serilerinde falan var yani. Ondan dolayı millet bir abarttı. Niye abarttı bilmiyorum. Neyse. Yani şu anlık e, optimizasyon iyi iyiye gidiyor. Mikro ödemede zaten isterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Oyun sizi zorlamıyor alın diye. Hani bunu altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim e, asıl meseleye. Arkadaşlar keşif oyun, e, keşif üzerine bir oyun. Onu söyleyeyim öncelikle. Keşfetmeyi seviyorsanız, Ben şurada gideyim acaba burada ne olacak?" diye Düşünüyorsanız ve e, gerçekten böyle şeyleri merak ediyorsanız Dragon's Dogma 2'yi oynayın tavsiye ederim Sizi gerçekten çoğu yerde oyun şaşırtacak Çünkü beni şaşırttı yani Ondan dolayı ayrı bir sarıyor oyun beni Çünkü oyunu açtığım zaman sürekli bir yerlere gidiyorum Sürekli bir keşif olayı acaba burada ne olacak düşüncesi oluyor Ondan dolayı oyun bir Devam ediyor yani süreklilik bir devamlılığı var. Bir de ekstradan e, minyon. Arkadaşlar yanımızdaki minyonlar ona minyon diyor. Oyunda öyle söyleniyor. Ya da ben öyle söylüyorum. Neyse. Hani onlarla da ekstra bir bağ kuruyorsunuz. Ne bileyim ben kurdum. Ya da benimle alakalı bu bilmiyorum. Ama hani e, bir ara başıma şey geldi. Böyle dağın kenarında yürüyorduk. Kuş geldi. Benim minyonun omuzlarından tuttuğu pençeleriyle uçurumdan aşağıya attı ve Minyon ölmüştü. Gerçekten o zaman çok üzülmüştüm. Üzülme sebebim ise hani o kadar şeyler yaşıyoruz böyle oyunda sürekli konuştuğumuz için Minyon'la yani o sürekli bir şey söylüyor. İşte onunla sürekli savaşlara girip bir şeyler olduğu için ister istemez bir duygusal bağ mı diyeyim değişik bir duygu değişik bir his oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı da sanki siz oyunun içindeymişsiniz gibi bir hissiyat oluyor. Çünkü e, Dragon's Dogma'da şöyle bir durum var. Arkadaşlar örnek veriyorum siz bir köyden gittiniz. Geri o köye geldiğiniz zaman bir anda bir dev saldırısına uğramış olabiliyor veya bir kurt saldırısına uğramış olabiliyor o köy. Ve hemen müdahale ediyorsunuz. Şey olmuyor yani sürekli aynı şekilde bulmuyorsunuz bir yeri. Sürekli farklı olay değişkenlik yaşanıyor yani. Şey gibi düşünün mesela siz buradan Gerçek hayat için söylüyorum. Buradan çıktığınız çarşıya bir yere gittiniz. Bir olaylarla karşılaştınız. Ertesi gün gittiğiniz zaman farklı olaylarla karşılaşıyorsunuz ya. Diğer, yani Dragon's Dogma 2'de de öyle arkadaşlar. Hani aynı yere ikinci defa gittiğiniz zaman aynı şeyi yaşamayabiliyorsunuz. Veya başka bir yere gittiğiniz zaman farklı olaylar yaşıyorsunuz. Hani bundan dolayı oyun beni gerçekten kendisinden tuttu. Bir e, sürekliliği yok. Ondan dolayı yaşanan olaylarda hep farklı olaylar yaşayabiliyorsunuz. Hazır süreklilik demişken arkadaşlar kendini tekrar eden moblar, bosslar var mı vesaire diye. Arkadaşlar e, golyemler, devler işte onlar kendini tekrar ediyor onu söyleyeyim. Hani e, bende neyse o çoğu kişi bilir beni. O kendisini tekrar ediyor. Ejderhalar tekrar ediyor kendisini. Hani 3-5 farklı ejderhaya denk gelebiliyorsunuz ama Genel olarak aynı ejderhalara denk gelebiliyorsunuz Ve bir anda karşınıza çıkabiliyor Veya e, Bir tane de kuş var böyle büyük kanatlı bir kuş O da sürekli aynı kuş zaten Bir anda yolda yürürken üstünüze gelip çökebiliyor Hani oyunun o özelliği güzel Hani daha demin dedim ya Hani farklı olaylar yaşıyorsunuz diye Düz gidiyorken yolda bir anda bakmışsınız işte o minyonlar ejderhayla savaşıyor. Gidip siz de giriyorsunuz. Veya siz savaşırken onlar görüyor sizi. Onlar size yardıma geliyor. Öyle o tarz değişik şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hani onlar kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama farklı bosslara farklı şeylere denk geldi mi? Denk geliyorsunuz. Hani ilerledikçe ilerledikçe farklı bölgelere geçtikçe farklı şeylere de denk geliyorsunuz. Yani dediğim sadece goriller. Ve ejderhalar aynı olan bunlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ya dediğim gibi farklı farklı şeylere gelebilirsiniz. Ben dün bir boss'a denk geldim. Flank mıydı? Frank mıydı? Neydi ismi? Hatırlamıyorum. Boss'la savaşmadım. Boss bana bilmeceler falan sordu. Sonra gittim. Boss'a bir tane vurdum. Ondan sonra boss'la bir <laughs> anda savaşa girdik. Sonra boss kaçtı gitti. Sandıklar falan kaldı. Ondan dolayı üzülmüştüm. Yani öyle e, değişik şeyler yaşayabiliyorsunuz. Ve ekstra bir boss'a daha denk geldim. Kuyruğunda yılan var. İşte kafaz, iki tane kafası var. Birisi keçi birisi aslandı. Değişik bir boss'tu yani. Ona da öyle denk gelince çok şaşırmıştım. Ulan neresine vursam acaba diye düşünüyordum. Arkasına geçsen yılan var. Öne geçsen iki kafa var. Öyle değişik durumlar olaylar yaşıyorsunuz. Arkadaşlar onu söyleyeyim. E, keşif demiştim ilk başta. Keşif konusunda oyunda gizli geçitler var. Gizli yerler, gizli duvarlar var arkadaşlar. O duvarlar bulursanız gerçekten arkasında güzel ödüller var. Hani ondan dolayı da oyun bayağı iyi. Böyle giderken o yolda, yani yolda diyeyim özür dilerim. O haritada orada yol yok. Ama oraya girdiğiniz zaman Dağlık Tepe'ye bir anda gizli bir mağara bulabiliyorsunuz. Ondan dolayı bayağı e, güzel oyun. Keşif konusunda sizi meraklandırıyor. Acaba şurada bir şey var mı ki diye gidip bakıyorsunuz. Hani baktığınızda da olan varmış bir şey deyince şaşırıyorsunuz bir an. Hani ondan dolayı gayet güzel bir oyun. Ekstradan görevler arkadaşlar görevler mantığı da baya bir değişik. Ee, farklı farklı görevler var. Şöyle diyeyim bir tane görevi anlatayım. Bir tane mağaraya girdim. Mağara gibi bir yer kaleydi hatta mağarada demeyeyim de. Kalenin önüne kutular koymuşlar. Şey kapının önüne kutular koymuşlar belli gizli bir kafa olduğu belli yani artık oyunu zamanla ilerledikçe anlıyorsunuz mantığını. Kutular kırdım neyse kapıyı açma çalıştım kapı açılmadı. Kitle dedi anahtar lazım dedi. Ulan baktım hiç anahtar yok bu anahtarı nereden bulacağım bilmiyorsun. Neyse e, o kapı aklımızda tabi o, o, da aklımızda. Neyse indim çıktım kaleden düz gidiyorum bir tane görev geldi. Adam işte dedi bana yardım edersen işte dedi şurada bir yer var dedi. Orada bir dua edeceğiz, bir şeyler yapacağız dedi. O kalenin içinde tamam mı? İyi dedim tamam gidelim hadi. Bana eşlik et işte yolda canavarlar vesaire var. Eşlik ettik neyse. Vardık o duasını etti, şeyini yaptı. Al bu anahtar senin dedi. Tank, direkt aklıma o adanın o oda geldi direkt aklıma. Gittik kırdık. Anahtarla kapıyı açtım. Yani görev mantığı da işte bir yerdeki bir görev yaptıktan sonra bir yerdeki bir kapıyı açabiliyorsunuz. Öyle e, değişik görev bir mantığı var. Hani bir yerden bir yere bağlanıyor. Ondan dolayı oyunda e, biraz aklınıza tutmanız gerekir. Nerede ne var, nerede ne yok diye. Bir de oyun size söylemiyor. Yani şurada şuraya gideceksin, şuraya geleceksin diye bir şey söylemiyor. Yanınızdaki minyonlar sizi götürüyor bazen. Ya da aldığınız minyona bağlı o. O sizi götürüyor, o size eşlik ediyor. Şuraya gidin, şuraya yapın diye. Öyle yani. Bir de ekstradan oyunda en büyük sorunlardan birisi gibi gözüken bir olay ve durum var. Işınlanma arkadaşlar. Oyunda çoğu kişi olan sürekli yürüyor, sürekli ediyor. Ne bileyim ışınlama yok mu bu oyunda, at yok mu? Çok kişinin sorduğu sorulardan biri bu. Arkadaşlar şöyle diyeyim sizlere. Ee, dışarıdan büyük bir sorun gibi gözüküyor. Ama oyuna girdiğiniz zaman. Ulan acaba şurada bir şey var mı? Şurada bir geçit var mı? Şurada acaba ne yaşayacağım? olan ileride bir ses geliyor. Acaba o ses ne? Diye gittiğiniz zaman olan hiç ışınlanmak aklınıza gelmiyor. Böyle sürekli bir şey var mı? Bir şey olacak mı? Hissiyatı size ışınlandırmayı getirmiyor aklınıza. Sanki oyunun içindeymişiz gibi. Hani hiç düşünmüyorsunuz onu. Ondan dolayı da hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Ama e, çok sıkıntı çekiyorum. Ben sıkılırım yürümekten derseniz de Oyunda zaten ışınlanma taşları var. Onlar da rahat bir şekilde oyunda bulabiliyorsunuz. Ya rahat bir şekilde bulamıyorsunuz. Genelde gizli yerlerde oluyor da. Hani onlar da bulabiliyorsunuz. Şu an bende 20-25 tane falan var. Hani doğru düzgün kullanma gereksinimi duymadım demiş. Çünkü sürekli şurayı da açıp şuraya da bir bakayım diyerek sürekli ilerlediğim için ve her ilerlerken de hani çok farklı olaylar yaşadığım için o yüzden e, hiç düşünmüyor insan ışınlanmayı. O yüzden oyuna girip e, deneyimlemeniz lazım bu ışınlanma konusunda. Yani şu anlık yorum ve düşüncelerim bunlar arkadaşlar. E, bir de size şey soracağım. Dragon's Dogma için mesela Spear sınıfını almak için hangi görevi yapmam lazım? Veya nasıl bir yol ilerlemem lazım? Veya Dragon's Dogma 2'ye yeni başladım. E, benim ne yapmam lazım? Veya e, nasıl diyeyim sizlere? nelerde ne hata yapmamam lazım. O konu hakkında bilgi videosu ister misiniz? Bunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Oynayan arkadaşlar illaki vardır. Dragon's Dogma 2'yi. Hani öyle bir bilgi videosu isterseniz de kısa bir bilgi videosu da sizlere paylaşabilirim arkadaşlar. Neyse. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada e, izlediğiniz videolarda canlı yayından ekleme yaptım. Ondan dolayı da haberiniz olsun kendinize çok çok iyi bakın hepinize hayırlı akşamlar hayırlı iftarlar arkadaşlar görüşürüz